Evet, merhaba. Bir eğitim sohbetinde tekrar birlikteyiz. Tam da Cumhurbaşkanı'nın artık mutat hale gelen eğitimde başarısız söyleminin bir yenisini geçen gün tekrar dinledik. Cumhurbaşkanı eğitim ve kültür alanında istediğimiz, arzu ettiğimiz seviyede olmadığını, dolayısıyla eğitim öğretim alanında kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu sözü söylediği tam bu süreç içerisinde bir de gündemin yoğunluğu nedeniyle çok fazla üzerinde konuşup tartışamadığımız bir Sayıştay raporu yayınlanmıştı yaklaşık bir ay önce. Bu Sayıştay raporunu eğitimci yazar Bekir Birbişer'le konuşacağız. Bekir Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu Sayıştay raporu bizim ilgili yasa gereği zaten periyodik bir şekilde devlet bir denetim mekanizmasını işletiyor. Sayıştay'da anayasanın ilgili maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu denetimi yapıyor. Şimdi kapsamlı bir rapor da yayınladılar. Bu kapsamlı rapor içerisinde bizim neden başarısız olduğumuza ilişkin cevap teşkil edebilecek sanıyorum tespitler de vardı. Biz bu programda çok tabii detaylı teferruatlı girmemiz mümkün olmayacak zaman dolayısıyla, ama çünkü çok kapsamlı bir rapor. Ama sizinle en azından genel hatlarıyla raporun içeriğinde ne var bunu konuşmak istiyoruz. Lafı da ben çok fazla uzatmadan sözü size bırakayım. Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani Sayıştay raporuna girmeden öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Elimizde çağ dışı kalmış, yani çağının gerisinde kalmış bir eğitim sistemi var. Ve biz bunu 20. yüzyıl kafasıyla yönetmeye çalışıyoruz. Tekelci, merkezci bir zihniyetle yönetmeye çalışıyoruz. Zaten her tarafından hani yapısal olarak hata veren bir sistem var elimizde. Bir de ülkemizde buna ek olarak eğitime genel bütçeden ayrılan pay açısından olsun, öğretmene verilen değer açısından olsun, öğretmenin itibarı açısından olsun, hem mesleki hem mali itibarı açısından olsun, leyleğin yuvadan attığı yavru muamelesi gören bir eğitim sistemimiz var maalesef. Bir de buna Sayıştay raporunda da bütün çıplaklığıyla yer verildiği gibi kötü yönetim dahil olunca ortaya müthiş bir kaos ve karmaşa çıkıyor. Evet. Yani o kötü yönetimin de biraz vaktimiz olursa girebiliriz. Liyakat ve ehliyet meselesine olayı götürdüğünü, bu konularda ülkemizde eğitim konusunda nasıl sınav veremediğimizi görebiliyoruz. Şimdi Sayıştay raporu 2019 yılını ele alıyor. Yani 2019 yılı pandeminin öncesi. Yani tamamen temiz, o açıdan temiz bir yıl, normal bir Herhangi yıl. bir sağlık sorunu yaşanmadı. Herhangi bir olağanüstü koşulun bulunmadığı bir yılda Evet. hazırlanmış bir rapor ve 3 bölümde ele alınmış rapor. Yaklaşık 15 veya 16 maddede ele alınmış. İlk 13 maddesi özellikle çok çarpıcı. Bunları tek tek ele almak, incelemek lazım. Özellikle birinci maddesi üzerinde çok durulması gerekiyor. Çünkü hakikaten sıkıntılı bir durum söz konusu. Öğretmen kadrolarının ihtiyaç planlaması çerçevesinde eğitim kurumlarına dengeli dağıtılmaması başlığını taşıyor bu madde. Şöyle, 946 bin civarında öğretmen var. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışan eğitimci var. Bu eğitimciler, yönetici ve öğretmenler norm kadrolarınmış olmakla birlikte uygulamada norma aykırı atamalar yapılması nedeniyle
Bazı bölgelerde öğretmen fazlalığı oluşmuş, bazı bölgelerde de öğretmen eksikliği oluşmuş. Yani bazı yerlerde yığılma söz konusu ama öyle az uz yığılmadan bahsetmiyoruz. Biraz sonra örneklerini verdiğimizde göreceğiz. Bakanlık ne yapıyor bu sefer? O yığılmayı engelleyebilmek için, daha doğrusu eksik olan yerleri tamamlayabilmek için sözleşmeli öğretmen atıyor. Veya ücretli öğretmen atayarak bu boşluğu dengelemeye çalışıyor. Bu da tabii mali açıdan bir külfet oluşturuyor. Şöyle bir istatistik vererek başlıyor rapor. Aralık 2019 yılı itibariyle ülke genelinde net öğretmen ihtiyacı 93.335. Ama kurum bazlı ihtiyaç 138 bin. Bu da tamamen plansız, yani sağlıklı bir planlama yapılmamasından kaynaklanıyor. Türkiye'de net öğretmen ihtiyacı 93.235 iken 45 bin öğretmen non fazlası durumunda. Atıl bir durumda ya. Biz Mesela normalde Ankara'nın öğretmen açığına aşinayız kamuoyu olarak ama fazlalığı çok bilmiyoruz ben. evet. Ankara'da non fazlası öğretmen 5.063 kişi. 31.033 öğretmen açığı olan İstanbul'da ise 1.362 öğretmen non fazlası durumunda. Aynı şekilde Şanlıurfa'da 1.362 öğretmen, İzmir'de 2.279, Malatya'da ise 1.356 öğretmen non fazlası durumunda. Şöyle çarpıcı bir istatistik daha var. Hakkari, Kırşehir, Şırnak ve Tunceli illerinde öğretmen sayısının yaklaşık %20'si non fazlası durumunda. Yani her 5 öğretmenden bir tanesi Fazla. görev yapmıyor, atıl vaziyette. Bu genel anlamda böyle. Bir de branşlara dağılımında gerçek facia ortaya çıkıyor. Ben iki ilçe üzerinden değerlendirdim. Raporda geniş istatistikler var. İsteyen bakabilir oraya. Aynı ilçede, aynı branşta hem ihtiyaç var, hem norm fazlası var. Fazlasın. Evet. Mesela Ankara Altındağ'da İngilizce branşında 22 ihtiyaç var. Ama 19 öğretmen de fazla durumda. Matematik 9 ihtiyaç var, 27 öğretmen fazla. Sınıf öğretmeninde 8 ihtiyaç, 49 fazla. Edebiyatta 6 ihtiyaç, 25 fazla durumda. Çankaya'da hele sayılar daha ürkütücü, daha korkunç. İngilizce'de 10 öğretmen açığı varken 53 öğretmen non fazlası durumunda. Matematikte 5 ihtiyaç var, 73 fazla var. Sınıf öğretmenliğinde 3 kişiye ihtiyaç var ama öbür yanda 306 kişi fazla durumunda. Norm fazlası. Edebiyatta 3 tane ihtiyaç var öğretmene, 97 öğretmen fazla durumunda. Norm fazlası. Yani bunu aynı ilin farklı ilçelerinde olsa anlarız. Hani ilçeden ilçeye norm kaydırmak yasal prosedür gereği zor olabilir filan deriz. Ama aynı ilçede, aynı branşta 3 tane ihtiyaç varken 73 tane fazla olması ve bunun planlanamıyor olması, ya bu yığılma hakikaten akılla, mantıkla izah edilir gibi değil. Yani bu hem beşeri kaynakların heba edilmesine yol açıyor, hem mali İsraf kaynakların heba edilmesine yol açıyor. edelim. Mesela 93 bin öğretmene ihtiyaç var. 45 bini fazla ya. Evet. 45 bin öğretmenin yerine ya bunları iyi kullanamadığın için Tabii. aynı zamanda hem kullanmıyorsun hem maaş ödüyorsun. Tabii. Kaç? 3 milyar TL bu çalışmayan atıl durumdaki norm fazlası öğretmenlere ödenen Milli miktar eğitime 3 milyar maliyeti. TL. Milli eğitime maliyeti. Tabii. Bu sadece ödenen maaş.
Bir de onun yerine, o çalışmadığı için onun yerine görevlendirilen ücretli öğretmenin maliyetini vesaire hesaplarsan korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Hatta Sayıştay raporu bu maddenin altına hesap verme sorumluluğu 5018 sayılı kanunun hesap verme sorumluluğu başlıklı 8. maddesine yer vermiş. Yani böyle bir sorumsuzluk var ama yetkili makamda bulunanlar bunun hesabını vermiyorlar gibi bir göndermede bulunmuş. Birinci madde bu şekilde. Evet. Yani birinci madde İkincisi... bizim personel istihdamımızda bunu insan kaynağını yönetmede, onu istihdam etmede ciddi bir problemle karşı karşıya Bir olduğumuzu plansızlık, aşmıyor. bir Evet. düzensizlik, sahadan haberi olmama, normları güncelleyememe. Yani bunlar çok basit çözülebilecek meseleler aslında ama sahada ne gibi de etkenler devreye giriyorsa bunlar yapılamamış ve yıllardır birikmiş sorunlar bunlar yani. Biz Özgür Eğitim Sen olarak bunları defalarca açıkladık aslında. Bu Sayıştay raporunda ele alınan maddelerin çoğunu biz dile getirdik. Ama hani resmi bir makamdan tablolarla, istatistiklerle bir denetleme organı tarafından bu sorunların ortaya konulması çok önemli. Çok O önemli. yüzden de maddelerin tek tek irdelenmesi önem arz ediyor. Önemli. İkinci olarak ele alınan konu bu zorunlu hizmet kapsamındaki okullarla ilgili bir başlık açılmış. Zorunlu hizmetin çalışma yükümlülüğünün etkin bir şekilde uygulanmadığından şikayet ediyor Sayıştay. Onu da şöyle delillendirmiş. Ülke genelinde 53 bin civarında okul var. Bunların 35 bini zorunlu çalışma kapsamındaki okul. Yani mevcut okulların %60'tan fazlası. %65'i zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında. Ve işin ilginci bunun 9200 tanesi son 5 yıl içinde zorunlu çalışma kapsamına alınmış. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir şeyin okulun dahil edilmesi diyor. Bir kere öncelikle bu okulların belirlenmesindeki subjektifliği ve sağlıksızlığı ortaya koyuyor. Artı zorunlu çalışma kapsamında olan öğretmenler arasında da ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını belirtiyor. Böyle çok detayına girmeyelim. Tablolar var, ilgilisi bakabilir oradan. Üçüncü madde çok şey, yani israfın ve sorumsuzluğun boyutlarını göstermesi açısından iyi bir örnek. Başlık şöyle, taşımalı eğitimde planlamanın sağlıklı yapılamaması. Kısaca bir taşımalı eğitim nedir? Ona bir söyleyebilir miyiz Bekir Hocam? Taşımalı eğitim, hani çocukların eğitime erişimde sorun yaşadıkları bölgelerin Taşra'da Milli Eğitim genelde. Bakanlığı tarafından, Ulaşımın Bakanlık tarafından sağlanması. O bir 2019 toplanma yeri seçilen okullara öğrenciler taşradan taşımalı eğitim getirilip şekli. Taşımalı. taşımayla evet. Evet. Günlük yani yatılı kalmamak için günlük getirilip götürülen öğrenciler. Evet. Aynen öyle. Şimdi 2019-20 eğitim yılında 1 milyon 250 bin öğrenci taşımalı eğitimle okullarına ve evlerine ulaştırılmış. Ve bunun için 4 milyar TL harcanmış. Yalnız açılan ihalelerde o kadar plansız hareket edilmiş ki mesela 15-20 öğrenci olan semtlerde yapılan ihalelerde bütün araçlar 14 kişilik. Dolayısıyla o semte 16-20 kapasiteli otobüs verilse tek araçla otarılabilecekken iki araç, üç araç tahsis edilmesi yoluna gidilmiş.
O da ilin hangisi olduğunu belirtmiyor ama tek bir ilde 621 fazla araç taşımalı sözleşme yapılmış oldu. Evet. 621 araca ücret ödenmek zorunda kalıyor. Artı yan yana iki semt var. Çocuklar aynı okula gidiyorlar. Aralarında 1 kilometre var ama iki farklı araçla gidiyorlar. Biri 5 kişi taşıyor, biri 6 kişi taşıyor. Yani bunların hepsini bir araç taşısa maliyet ne kadar düşecek? Bir düşünün, her ilde, her semtte bunun yapıldığını da düşündüğünde. Mesela şöyle bir yönetmeliğe göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak yerler belirlenirken oralarda taşımalı, toplu taşıma hizmetinin olmaması gerekiyor. Ama uygulamada gün içinde belediyenin 14 sefer yaptığı, 14 otobüs seferi düzenlediği yerler taşımalı eğitim kapsamına alınmış. O yüzden de o 4 milyar TL'nin büyük bir kısmı israf edilmiş. Bu böyle bir madde. Bu Sayıştay raporu iki farklı maddede öğretmen evi ve sanat, akşam sanat okullarının ne kadar kötü yönetildiğini örneklerle çarpıcı bir şekilde açıklıyor. Onlardan bir tanesini ben örnek vereyim. Mesela bakım ve onarım gibi giderleri var bu kurumların. Bunların yasaya göre kendileri tarafından karşılanması gerekiyor. Yani kendi gelirlerinin %5'ini bu ihtiyaçlar için ayırıp lazım geldiğinde kullanmaları gerekiyor. Ama bu 2019 yılında akşam sanat okullarından ve öğretmen evlerinden bu ihtiyaçlar için talepte bulunulmuş ve 25 milyon ödeme yapılmış. 25 milyon TL. Ve şu an hali hazırda 30 milyon TL talepte sırada bekliyor karşılanmak için. Yani bu kurumlar kira giderleri olmamasına rağmen, bak, kira giderleri yok, personel giderleri yok ama zarar ediyorlar. Büyük bir çoğunluğunun zarar ettiğini söylüyor ve en basit giderlerini bile MEP tarafından karşılanacak kadar başıboş bırakılmışlar ve denetimden, iç kontrol mekanizmasından uzak bir şekilde yönetiliyorlar. Bunlara bir an önce el atılması gerekir diye uyarıda bulunuyor Sayıştay raporu. Diğer bir bulgu olarak MEB'in ekstra gelirleri var. Mesela bankalardan protokollerden elde edilen gelirler gibi. Bu gelirlerin bütçe tüm gelir ve giderlerin bütçede gösterilmesi zorunluluğu var yasaya göre. Hı hı. 72. maddeye göre de yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamıyor. Ama MEP bakayım bu yıl 2019 yılı içerisinde bu tür gelirleri yıl sonu mali tablosuna dahil etmemiş. Ve iç kontrol ve denetleme mekanizmasına tabi olmadığı için de 65 milyon kazanılmış mesela bu tür gelirlerden. Bunun sadece 24 milyonu genel bütçeye dahil edilmiş. Geri kalanı da çeşitli harcama kalemleri olarak gösterilmiş. Bu da tabii şaibeyi, bir takım şüpheleri ortaya çıkarıyor. Bu madde de böyle. Çok evet, en önemli konulardan bir tanesi, en çarpıcılardan bir tanesi ve bunun için ekstra da bir basın açıklamamız olmuştu geçen gün. Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili bir madde bu. Şimdi Sayıştay raporu bundan çok şikayetçi. Bayağı da geniş bir yer ayırmış. Nedir hocam destekleme kursları? Efendim? Destekleme kursları nedir? Destekleme ve yetiştirme kursları
2014 yılında dershanelerin kapatılmasıyla ortaokul ve lise düzeyinde ve lise mezunları düzeyinde Milli Eğitim'in kendi iç imkanlarıyla öğrencilere ücretsiz olarak uyguladığı bir kurs programı. Okullarda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara hafta içi mesai sonrası ve hafta sonları şeklinde kurslar veriliyor. Sayıştay diyor ki bu kurslar, BYK denilen kurslar amacından uzaklaşmıştır. Niye uzaklaştı amacından? Çünkü diyor bunlar bu kurslar sınav başarısını artırmak için organize edilmişti. Fakat süreç içerisinde sadece sınava tabi dersler değil, tüm dersler kapsam içine alındı. Yani müzik, resim, beden eğitimi, teknoloji tasarım gibi Sayıştay'ın tabirine göre lüzumsuz dersler de kapsama alındı ve bu da büyük bir israfa yol açtı. Bu kısımla ilgili bir itirazım olacak. Biraz sonra oraya gireceğim. Diğer eleştirdiği noktalar, öğretmene diyor bu kurslar için %100 artırımlı, yani iki kat fazla ek ders ücreti ödenmesi Hocam o ne demek? Bir açabilir miyiz okul onu? derslerini önemsizleştirmeye yol açtı diyor. Hı. Bu da şöyle, normalde bugünün parasıyla işte 17 TL alıyorsa bir öğretmen ek ders ücreti, Yani normalde hafta içi bir okul saatinde öğretmen girdiği zaman ek ders evet, ücreti 17.90'a çıktı zannediyorum son zamlarla. 18 diyelim evet. ortalama. Kurs verdiği zaman bunun iki katını alıyor. 36 lira alıyor. Böyle bir farktan dolayı da diyor öğretmenler Peki o nezdinde iki dersin bir farkı sadece birinin kursta birinin okulda olmuş olması mı? bu da diğer öğretmenler için adaletsizliğe yol açtığını söylüyor. Artı olarak bu kursların aylık değerlendirmeye tabi tutulması, çocukların başarı ve kazanım durumlarının denetlenmesi, değerlendirilmesi, raporlandırılması gerekirken sahada bunlar yapılmamış diyor. Artı olarak da öğretmenlerin en fazla 10 saat kurs vermeleri gerekirken zaman içerisinde 19 saate çıktığını ifade ediyor. Yani 40 saate kadar kurs verebildiklerini, bunun da yasaya aykırı bir uygulama olduğunu belirtiyor. Şimdi burada biliyorum sen de yazmıştın, bu konuyla ilgili senin de eleştirilerin olacak kurslarla ilgili. Ama ben daha çok bu müzik, resim, beden eğitimi, işte teknoloji, tasarım gibi derslerin gereksiz görülmesi konusunda biraz itirazım var. Yani belli ki MEB'in genel kafa yapısına uygun bir şekilde Sayıştay da başarı odaklı, sınav merkezli bir anlayışla bakıyor meseleye. Yani ne kadar çok ders alırsa, ne kadar çok sınav kazanırsa çocuk o kadar başarılıymış gibi addediliyor. Bu da yani eğitime bakıştaki çarpıklığı ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Yani çocuklar okulu yani sürekli programlandıkları, işte normalleştirildikleri, ıslah edildikleri bir yer olarak görüldüğünü ortaya koyuyor bu eğitim sistemine bakış açılarının. Oysa yani bu tür dersler, sanat dersleri, kültür dersleri, işte Yani Sayıştay raporunu gereksiz gördü. gereksiz ve israf olarak görüyor. İsraf olarak, evet. Zaten giderek de bu dersleri kaldırmaya yönelik de bir şey var zaten. Alttan alta bir hazırlık var gibi görünüyor.
Yani bu çocukların ruhlarına, duygularına da hitap edilmeli. Yani düş güçleri, yaratıcılıkları, yetenekleri geliştirilmeli. Farklılıklarıyla öne çıkmaları, değerli görülmeleri gerekli. Yani standartlaştırılmış testlerin, sınavların selinde işte ucubeleştirilmeleri, mekanikleştirilmeleri, duygusuzlaştırılmaların önüne geçilmeli diye düşünüyorum. O yüzden de hani bu kurslara ilgisi olan çocukların katılmaları, yani bir enstrüman çalmayı öğrenmeleri, bir tiyatro hazırlamaları, işte ne bileyim bir kısa film çekmeleri, bir enstrüman çalmayı öğrenmeleri, bunlar çocuklara çok büyük şeyler katar yani. Bunların lüzumsuz olarak, israf olarak değerlendirilmesi çok tuhaf ve facia olarak Onu ben görüyorum. belki şöyle orada katılıyorum. Ama bizim genel eğitim öğretime bakışımızın bir yansıması orada yani. Bunu söylüyorum, Evet. evet, aynen. Onu Evet, zaman kurslarla baskısı ilgili. da dikkate alarak bu raporda yönetsel açıdan çok ciddi zaaflar olduğunu belirtiyoruz. Evet. Kalan maddeleri de şöyle çok detaya giremeyeceğiz galiba ama en Çok azından bir değinmekte detaya fayda girmeyelim. var. Mesela Fatih projesiyle ilgili bir madde. Biliyorsunuz bu Fatih projesi Avrupalı gelişmiş ülkelerin çok cesaret edemediği, sonucunu öngöremedikleri için bu kadar büyük maliyetli bir projeye gözü kara giremedikleri bir proje. Ama biz korkunç bir bütçe ayırarak girdik. Maalesef şu an son tahlilde çökmüş Fatih durumda. projesi Uygulamada başarısız olmuş. neydi hocam? Bir hatırlatma fayda var. Fırsatları Ya arttırma ve Fatih teknolojiyi projesi, iyileştirme hareketi. evet, eğitimi, teknoloji, ya üç tane bileşenden oluşuyor bu. Aha. Etkileşimli akıllı tahta, A altyapısı kurulumu, bir de internet erişimi. Okullarda değil mi bu? Burada raporda ele alınan en çarpıcı olan şeyi söyleyeyim bununla ilgili. Ya bu kapsamda bir sürü farklı tarihlerde ihaleler yapılmış. İşte 432 bin etkileşimli tahta alınmış, 15 bin okula internet erişimi sağlanmış, pardon, 13 bin okula internet erişimi sağlanmış, 15 bin okula da ağ altyapısı kurulmuş. Yalnız trajikomik olan durum şu, bu üç bileşenin de aynı anda bir arada bulunması gerekirken okulların A altyapısı kurulan okulların %10'unda etkileşimli tahta yok. Etkileşimli tahta bulunan okulların %30,6'sında A altyapısı yok. Evet. Yani bu okulların Tahtamız var ama kullanacak altyapı yok. evet, 7.557 okulda 3 bileşenden bazılarının bulunmaması nedeniyle donanım ve altyapı etkin bir şekilde kullanılamıyor. Dolayısıyla harcanan para tamamen israf edilmiş oluyor. Kaynak atıl duruma düşmüş oluyor. Evet. Mesela şu da çok sorunlu bir şey. Yani bunun gerçekten sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Eğitim yapılarını projelendirme sürecinde sorunlar yaşanması başlığında bakanlığa bağlı okullar inşa ediliyor ya. Evet. Bir takım yapılar inşa ediliyor. Yasaya göre bakanlık onayı olmadan hiçbir proje işleme başlayamıyor. Ama 2017-19 yılları arasında yapılan 315 projeden sadece 13'ü bir ilde bak, bir ilde 315 projeden sadece 13'ü onay almış. Başka bir ilde ise 70 projeden sadece bir tanesi onay aldı. Dolayısıyla inşa edilen eğitim yapıları tasarım standartlarına uygun olmadığında israf edilen kaynağı, zamanı bir düşünmek lazım.
İsterseniz son madde olarak en önemlilerinden gördüğüm birini söyleyeyim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları sağlamayan kişilerin atanması. Ya bu ne demek? Bu çok sorun olmuştu. Biz de defalarca suçüstü yapmıştık. Yapılan yanlışları, kimisi giderilmişti ama mahkemelerden defalarca git gel olmuştu. Şu, MEB'in çıkardığı yönetmeliğe göre bir kişinin ilçe milli eğitim müdürü olabilmesi için sınava girip sınavı kazanmış olması gerekiyor. Hı hı. Ve 2 yıl şube müdürlüğü yapmış olması gerekiyor. Ancak o takdirde atanabiliyor. Ancak 2018-19 yılla eğitim sezonunda 127 personel ilçe milli eğitim müdürü yapılmış. Bunların sadece %30'u gerekli koşulları sağlıyor. 89 tanesi usulsüz atanmış. Yani MEB bir kanun çıkarıyor, bir yönetmelik çıkarıyor ve o yönetmeliğe aykırı atama yapıyor. Yani MEB altını çizebilir miyiz Orhan? Milli Eğitim Bakanlığı kendisi, ya dışarıdan bir kişi örneğin bir yasa dayatsa anlarız. O yasayı delmek için uğraşabilir. Ama kendisi bir hüküm ihdas ediyor. Bir yönetmelik açıklıyor. Diyor ki benim iş ve işlemlerim buna göre olacak. Ama kendi hükmünü kendisi icra etmiyor. Ya da hükmünün gerektirdiği şekilde kendisi hareket etmiyor. Aynen öyle, evet. Yani çok bununla ilgili bir sürü de hukuki problem şu anda Danıştay aşamasında zaten. Mesela bir tane de vaktimiz var mı? Çok sınırlı, evet. Çok sınırlı. Mesela eğitim kurumlarına ait döner sermaye işletmelerinin kapasitelerinin etkin kullanamaması diye bir başlık var. Sayıştay diyor ki bu döner sermaye işletmelerinin büyük bir çoğunluğu faaliyet göstermiyor. Ve faaliyet göstermediği halde bu işletmelere müdür yardımcısı kadrosu atanmış, açılmış ve müdür yardımcısı atanmış. Faaliyet göstermeyen bir yere müdür yardımcısı atıyorsun. Dolayısıyla oradaki ihdas edilen işte makinalar, taşıtlar, cihazlar da atıl duruma gelmiş oluyor. İsrafın boyutları inanılmaz durumda. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Bütün bu israf kalemlerine rağmen MEB Sayıştay raporunda sadece bir şeyi, bir maddeyi dikkate aldı ve değiştirdi. O da vurun abalıya hesabı. Başta da belirttiğimiz gibi yani mesleki açıdan da mali açıdan da itibarı alt seviyelere düşürülmüş. Öğretmenin maaşına kısmi de olsa, cüzi de olsa bir katkı yapan kursların yarısını kapattı MEB. Yani Sayıştay raporda ne demişse onu birebir uyguladı. Sayıştay demişti ki müzik, resim, beden gibi gereksiz dersleri kaldırın. İlk etapta onlar kaldırıldı. Daha sonra da işte son geçen hafta gelen yapılan değişikliğe göre de 5, 6, 9 ve 10. sınıflar kurs kapsamından çıkarıldı. Sayıştay da tam bunu istiyordu zaten. Yani yarı yarıya tırpanlanmış oldu. Gerekçe de israfın önlenmesi. Kurslara giden paraya bakıyorsun 1 milyar 600 milyon. Sadece taşımalı eğitimde yapılan israf 4 milyar TL. İşte şu döner sermayeler gerektiği gibi işletilebilse öğretmene verilen kurs ücretinin belki 5 katı kazanılacak. Norm kadro. Yani norm kadro meselesi var. Mesela o eğer MEB
samimi bir şekilde ben Sayıştay raporunda yer alan eksiklikleri tamamlayacağım diyorsa, bir kere en başta o usulsüz atanan 89 tane ilçe milli eğitim müdürünü derhal görevden alması gerekiyor. Ama nereden başlanıyor meseleye? Gariban öğretmenin cüzdanından başlanıyor. Bunu da belirtmek istedim. Evet, Bekir Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir mevzuya değindik. Mevzu, raporun içeriği çok detaylı. Ben de sizin yazılarınızdan takip ettik. Teferruatlı bir şey ama şunu defaatle sanıyorum. Bizimkiler biraz bu vesilelerle biz bilineni tekrar hatırlatıyoruz gibi bir görev ifade ediyoruz. Çok kötü bir, şimdi başarısızlığımızın gerekçesi siz girerken bahsettiniz. Birincisi biz zaten performansı itibarıyla çok düşük bir yapıyı şu an hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu zaten bunu çok, bütün işleri düzgün yapsanız bile performansı çok düşük. Ama biz öyle bir yapıyı bir de çok kötü yönetmeyle efendim başarı aynen elde etmeye çalışıyoruz. Bu da tabii izaha muhtaç. Veriler kendisi konuşuyor. Çok söze gerek yok. Ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani gelişmenin ve bu Mustafa Gündüz'ün sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yani gelişmenin ve ilerlemenin katalizörü olması gereken eğitim yanlış ellerde, kötü yönetimle bütün sorunların anası haline gelebiliyor. Evet. Maalesef MEP böyle bir kaotik ortamın içerisine düşmüş durumda. O devasa hantal yapı sorunlar üretmeye devam ediyor. Bunlar, yani bu 13-15 maddelik eksiklikler emin olun daha görünen kısmı yani buzdağının. Evet. Yani ben en az 4-5-16 madde daha çıkartırım yani bir kalemde oturduğum yerde anlık sayabilirim yani. Evet. Devasa sorunlar var. Yani konuşulmayınca bunları dile getirmekle de yükümlüyüz yani. Tabii. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Fırsat geldikçe bunları, bu mevzuları konuşmaya, gündem etmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu Sayıştay raporunun her bir şeyi, denetim kapsamında tespit edilen her bir başlık kamuoyunun ilgisini, dikkatini bekliyor. Ancak kamusal bir ilgi ve dikkat zaten bu sorunların çözümünde bize mesafe aldırabilir. Tekrar bir eğitim sohbetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.